Evet. Merhabalar. Bu örümcek ne? Değişik değişik beyaz beyaz örümcekler var. Tabii ki küçük oldukları için benim o sakin tepkimi. Evet, az önce bir canlı yayın egzersizi yaptım. Şimdi de yeni başlayacağım kitap. Doğum günümde canım arkadaşım Mustafa Çakır. Canım dostum, canım arkadaşım Mustafa Çakır'ın bana hediye ettiği İlber Ortaylı'nın Cumhuriyet'in Doğuşu, Kurtuluş ve Kuruluş Yılları kitabına bugün başlıyorum. O zaman bir arkasını okuyayım. Arkasını okuyayım, ondan sonra bir ön sözden arkasından biraz okudum, daha yeni başlıyorum kitaba. Hani genelde hep şey yaparım, hani sıfırdan hiç okumadığım bir kısmı, yani hiç okumadığım bir kitabı alıp da direkt öyle okumam. Hani okumuşumdur, oradan bölüm okurum mutlaka. İlk kez öyle bir, bu sefer de böyle olsun, ne yani. İlber Ortaylı'nın kaleminden Kurtuluş ve Kuruluş Yılları. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insanlar basit maceracılar, küskünler veya kendine yer arayanlar değildir. Her birinin imparatorlukta komutan olarak, bürokrat olarak, münevver olarak seçkin bir yeri zaten vardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insanların idealini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar devrin modası olan demokrasi düşmanlığına değil, kurdukları cumhuriyetin demokrasi niyetli bir devlet olarak devamına çalıştılar. Hepsini şükranla anıyoruz ve anmalıyız. İlber Ortaylı. Cumhuriyetin doğuşu, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın validesi Zübeyde Hanım'ın yeterince ilgilenilmemiş hayatıyla açılıyor. Tabi bu şekilde bir ağız alıştırmaları yapmadığı için böyle dilim dönmüyor bazı yerlerde. Baştan alıyorum cümleyi. Cumhuriyetin doğuşu, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın validesi Zübeyde Hanım'ın yeterince ilgilenilmemiş hayatıyla açılıyor. Atatürk'ün doğduğu ve askerlik mesleğine girdiği dönem olan 2. Abdülhamit dönemi, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı'na girişimizden evvelki Akil Ses İsmet Paşa, fedakar askerlerin Çanak Savaşı, Çanakkale, büyük bir direnişi örgütleyen Sultanahmet mitingleriyle devam ediyor. 19 Mayıs 1919'da kurtuluşun ilk adımı atılarak bitti gözüyle bakılan bir millet yeniden diriliyor. Zaferin başlama anının paşası Kazım Karabekir, İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, ölüm fermanı olarak nitelendirilebilecek Sevr Anlaşması, Kars'ın kurtuluşu, İnönü muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve tarihe altın harflerle kazınan bir milli mücadele tarihi. Saltanatın kaldırılması, bir kurucu anlaşma vazifesi gören ve pek çok efsaneye konu olan Lozan, Cumhuriyet kavramı ve Osmanlı İmparatorluğundan sonra inşa olunan Türklerin yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyetin en başarılı ve başarısız dönemleri hangileriydi? Demokrasi serüvenimiz nasıl ilerledi? Milli mücadelenin mirasına ne kadar sahip çıkıldı? Eğitim ve sağlık meselelerimizde dair geleceğe umutla bakabiliyor muyuz? Halifelik, harf devrimi, 12 ada, 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığımız gibi konuları nasıl yorumlamalıyız? 100 yıllık tarihimizin en hassas konularının en anlaşılır biçimde yorumlandığı Cumhuriyet'in doğuşu, kurtuluşun ve kuruluşun tarihini bir araya getiriyor. Tarihi bizlere yeniden sevdiren İlber Ortaylı hocamızdan Cumhuriyetimizin 100. yılına unutulmaz bir armağan diyor arka sayfada. Ve canım dostum Mustafa'cımdan da bana unutulmaz bir armağan. Cumhuriyetin doğuşu, kurtuluş ve kuruluş yılları. Ön söz. Kurtuluş ve kuruluş üzerine ilk kez okuyorum. O yüzden vurgu yanlışlıkları, yanlış okumalar falan olduğu zaman baştan alacağım cümleyi. Tabii
bir şey, hani ağzım da kuruyor. O yüzden sık sık şöyle. Evet. Tarih yazarken Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan birlikte söz etmek durumundayız. Bir tarihçi ve hukukçu bu konuda şunu söyleyebilir ki, aslında adı değişse de devlet devam etmiştir. Fakat aradaki bağlantı basit bir mantıkla değerlendirilemez. Nitekim Osmanlı ve Cumhuriyet arasındaki ilişki basit bir haleflikten ibaret değildir. Ortada bir imparatorluğun yıkılışı, belki de daha doğru bir tabirle dağılışı söz konusudur. Devleti yaşatan kadrolar devam etmiş ve cumhuriyeti kurmuşlardır. Bunların idealleri hiç şüphesiz ki mutlak monarşiye, bir şark despotizmine sempati ve bağlılık duymaya dayanmıyordu. İçlerinde muhafazakar olarak tanımladıklarımız bile hükümdarlarına zayıf bir bağlılık gösteriyorlardı. Devlet ve hukuk düzeni konusundaki anlayışları daha ilerideydi. Şu bir gerçektir ki Osmanlı askeri seçkinleri 1826'da klasik askeri örgütlerin ilgasından ve yeniden teşkilatlanmasından itibaren Avrupa'daki ya da dış dünyadaki meslektaşları gibi modern fenle ve tekniklere bağlı, buna göre de muasır dünyanın gereğini kavrayan düşünce ve davranıştaki gruplardan oluşuyordu. Osmanlı'nın bir cumhuriyet isteği yoktu. Çünkü Osmanlı bir monarşidir. Ama Osmanlı'nın Tanzimat'tan beri Batı medeniyetine bir yönelimi vardı. Bu vurgulanmak istenmez ama durum böyledir. Cumhuriyet fikri Osmanlı'da belirli zümreler arasında hep yaşamıştır. 100. yılda Cumhuriyetimizin tarihi hakkında tarih severler ve özellikle gençler için bir giriş kalemi almayı düşündüm. Bazı okurlara çok teorik gelen konular aslında çok güncel bir sorunsalı teşkil ediyor. Bu başlıkları 100. yıl vesilesiyle bir şekilde derlemek ve ifade etmek ihtiyacı doğdu. Güneş de tam suratıma nasıl geliyor? Şöyle bir adım derken bir kıç hareketi yaklaşayım. Şöyle mi okusam ya? Yani oradan nasıl buluyor beni? Şöyle okuyayım. Son cümleden alıyorum. Bazı okurlara çok teorik gelen konular aslında çok güncel bir sorunsalı teşkil ediyor. Bu başlıkları 100. yıl vesilesiyle bir şekilde derlemek ve ifade etmek ihtiyacı doğdu. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde Kurtuluş Savaşı ve hatta öncesinde yapılanan kurumların Tanzimat'tan bu yana geçirdiği değişimleri tartışmak ve irdelemek kaçınılmazdı. Elinizdeki kitapta Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devriminin az bilinen hadiselerini bu dönüşüm sürecinde derinlemesine incelemek ve yorumlamaktan dolayı mutluyum. 1918'de her şey bitti dendiği anda Mondros ile başlayan mütareke dönemi birkaç yıl içinde büyük bir zafere dönüşmüştü. Bu zafer havası içinde bile nerede durduğumuz mühimdi. Romalıların da dediği gibi "Bis vincit ki sein Victoria vincit." Galipken kendisini yenen iki kere muzaffer olur. Yeni cumhuriyet bir toplumsal inşa modelidir ama bugün kullanılan anlamda social engineering, yani sosyal mühendislik söz konusu değildir. Hiçbir yerde toplumsal yapının üzerindeki yenilenme çabaları bugün Türkiye'de politikacılar ve militanları arasında olduğu gibi çarpık şekilde ele alınamaz. 100. yılına giren cumhuriyet hayatı aslında bir toplumun değişmesinin ve o değişmeyi kendisinin yaratabilmesinin, nihayetinde de o bilince ulaşabilmesinin çok canlı bir tarihi örneğidir. Kitapta üzerinde durduğumuz önemli bir husus da cumhuriyetin yarattığı yeni devlet ve cemiyetin yanı sıra devletin ve toplumun modernleşmesi için eğitim, sağlık ve kültür alanında gösterilen çabalardır. Bu girişimlerin bazıları rayına oturmuşsa da bütüne baktığımızda hala sorunlar, gerilemeler ve tıkanmalar görüyoruz. Bu nedenle bu mütevazı eseri kaleme aldım. Münakaşa, tenkite ve ilavelere açıktır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.
Kitabın basımında ve düzenlenmesinde yardımcı olan Kronik Kitap'tan Adem Koçal'a ve Can Uyar'a teşekkürü bir borç bilirim demiş İlber Ortaylı. Ekim 2023'te Levent'te. Evet, ben de bu kitaba bu gece başlıyorum. Hatta yani ben şu anda başlamış oldum. Arka sayfayı ve ön sözü okuduk. Çok güzel kitap, çok güzel. Bölüm bölüm, birkaç sayfalık birkaç sayfalık şu şekilde hani göstereyim. Kısa kısa bölüm bölüm okuması çok keyifli olacak. Çok mutluyum. Mustafa'cığım, sana tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Oy ya, neydi o Japonların? Japonların bir şeydi hani, ormanda ne meditasyonu diyorlardı ona. Hani ormanda yürüme falan. Ve zaten çok sık karşılaşıyoruz. Çıkmıştır karşınıza sosyal medyada. Yani daha doğrusu Instagram'da, öyle diyeyim. Ormanda 2 saat vakit geçirdiğiniz zaman işte hani o ağaçların salgıladığı bir şeyi artık vücut iyice alıyor muymuş, ne oluyormuş? O acayip bir bağışıklık güçlenmesi, sizde bir mutluluk, işte hormon pompalanması falan diyeyim. Öyle şeyler. Benim herhalde şu anda daha 2 saat olmadı ama oldurtayım mı? Biraz acıktım da. Neyse canım. Azıcık, o kadarcık az yemekten de şey olmaz ya. Ya şuradan ilk şeyi de mi okusam acaba? İlk bölümü de mi okuyayım acaba? Ön sözü okuduk. Bakayım birkaç sayfaymış. He, ön sözü okuduk, giriş. He. Tamam. Şimdi ön sözü okuduk. Giriş biraz uzunmuş. O yüzden bunu şimdi burada okumayayım. Burada, bu bir 14 sayfa. Bunu daha sonra okurum. İlber Ortaylı'dan, ya valla utanıyorum söylemeye de. Şimdiye kadar bir tane kitabını okudum. Bir Ömür Nasıl Yaşanır. Bu da koskoca İlber Ortaylı'nın okuyacağım ikinci kitabı olacak. Utanç verici. Utanç verici ama ya işte bizim toplumumuzda da böyle ya işte. Kitap okuma alışkanlığı yok bizim toplumumuzda. Nasıldı o? Altı Türk toplamda yılda bir kitap okuyormuş. O zaman şimdi hani siz yılda bir kitap okursanız Türkiye ortalamasının 6 katı kitap mı okumuş oluyorsunuz? İyi yani, ben de yine de hani ayda bir kitaba göre yine Türkiye ortalamasının çok üstünde oluyorum da çok az yani. Ayda bir kitap bile çok az. Ki bu bazen birkaç ay hiç okumamak oluyor. Bazen de bir ayda iki kitap falan oluyor. Tamam, şimdi sigarayı bıraktım ya, kendimi acayip disipline ediyorum. Erken kalkmalar başladı. Projelerime yönelmeler başladı. Ufak ufak. Ufak ufak. Yavaş yavaş rutine girecek. Daha çok kitap okurum. Daha çok kitap okuma videosu çekerim. Mesela bu kitaptan bir 3 bölüm okurum mesela. Öyle. Ya hiçbir şey yapmadan doğada durmak, doğada oturmak, ormanda oturmak, hiçbir şey yapmanıza gerek yok ya. Sadece terlikleri, ayakkabıları çıkarıp çıplak ayakla basıp da çok güzel bir şey. Ama ben hep böyleydim. Ben çocukken de böyleydim. Hani sonradan edindiğim bir alışkanlık değil bu benim. Çocukken de hep böyleydim. Çocukken de yalnız takılmayı çok seviyordum. Ergenken de
gençken de yani yalnız takılmayı çok seviyordum. Arkadaşlarım diyordu ya Onur ya diyordu. Öf Onur ya bir dursana diyorlar. Yok mesela deniz kenarındayız. Hep beraber yazlık arkadaşlar, yazlıkçı arkadaş. Yazlıkçı derken yaz arkadaşı öyle söyleyeyim. Çadırlı kampta. Ailecek gelirdik. Ailelerimiz tanışırdı. Biz arkadaş olurduk. Zaten biz arkadaş olduktan sonra bizim vesileğimizle ailelerimiz tanışırdı. Yıllarca her yaz görüşürdük mesela. Gündüz gece hep beraberiz denizde, kumsalda, ormanda. Ama benim mutlaka arkadaşlardan ayrılıp tek başıma yürüyüşe çıktığım deniz kenarında. Her gün bunu yapardım. Tek başıma mutlaka. O mesela o canım arkadaşlarım, kuzenlerim hala görüştüm. Çok severek. Birbirimizi çok severek. Daha dün akşam konuştuk yani sürekli görüşüyoruz. Hani arkadaşlarımı, kuzenlerimi bırakıp mutlaka şöyle bir tek başıma yürüyüş yapmıştım. O yaşlarda da. Üniversitede de. Her zaman ya. Demek ki ben de böyleyim. Küçüklüğümden beri. Şimdi geldim 44 yaşıma. Ben hala doğada tek başıma vakit geçirmeye devam ediyorum. Bu benden bir şey. Bu ben yani. Ben bu. Ben bu yani. Oh, çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bulutlar falan da pek yok. Şimdi giderken pişeceğim ya. Güneş karşıdan gelecek. Saat kaç oldu acaba? Neyse ben yavaştan gideyim ha. Gideyim. O kadar çok su içiyorum ki. İyi oluyor, iyi iyi. Su için. Su için hücrelerinizi besleyin. Duygucum, Ünal'cım tekrar çok teşekkür ederim bunun için. Harika işimi görüyor ya. Vallahi. Bir de şey hani, kapağını açıp kapaması çok kolay. Öteki türlü ben çeviriyordum falan. Bu beni kalpazanlığa ve şımarıklığa itti. Evet. İyi. O zaman ben ne yapayım şimdi? Boş muhabbeti kapatayım. Birazcık şöyle bir iki nefes egzersizi yapayım. Şöyle biraz bir iki diyaframa nefes alayım. Bir iki şöyle şurada bir turlayayım. Ondan sonra da gideyim. Hadi kendinize iyi bakın. Doğayla kalın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Kitap okuyun. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in doğuşu, kurtuluş ve kuruluş yılları. Buna başlıyorum şimdi. Hadi görüşürüz.